nasıl bir kişilikti? Yani bunu yapabilecek bir kişiliği var mıydı? Evet. Evet. Maalesef babasını bıçakladı 2 defa. Annesini her gün dövüyordu. Bir trafik kazası geçirmişti. O günden sonra bu çocuk hayır görmedi. Yazık. Esas böylelerini otobüs, toplu taşıma gibi şeyler, görev yapmalarını yasaklamalar lazım ve her şoförü bir muayeneden geçirmeleri lazım. Zaten yüzünde belli, başında koskocaman yara izi var, beyni parçalanmış bir çocuk. Utanıyoruz. Böyle bir olayın gelmesini kimse istemez. 70-80 yıllık bir soyad ve bir sülalede bir tane kötü insan yok. Ya 4 ay önce barıştığını duyduk ve biz görüşmüyoruz. Bir tramvay geçirdi. Tramvay geçirdikten sonra zaten psikopatlaştı artık. Babasını bıçakladı. Annesini her gün dövmeye başladı. Annesiyle babası boşandı. Ne zaman boşandı efendim? Aşağı yukarı... 8 sene önce kaza geçirdi bu çocuk. Evet. Beyni parçalandı. Her taraf plastik zaten. Ondan sonra kafayı oynattı. Her gün annesini dövmeye başladı. Babasına bıçak çekmeye başladı. Kendi düğününde babasını bıçakladı. Biz ne düğününe gittik ne bir şey. Biz aileden dışlamışız artık yani. Babasının da annesini dövdüğü söyleniyor. Tabii bunlar şiddet, evde devamlı şiddet. O kişinin 3 yaşında bir çocuğu var, duvara kafa atıyormuş. Psikopatın çocuğu ne olur? Siz Özgecan'ın ailesiyle görüşmek ister misiniz? Görüşmek isteriz tabii ki de. Allah sabır versin onlara. Çok üzüldük onlar adına. Yani her aileden bir tane biri çıkabilir. Yani bütün sülaleyi, herkesi katmış. Yani o Özgecan'ın üzüntüleri kadar biz onlardan 2 misli üzülmüşüz. Hem Özgecan için üzülmüşüz, hem bu terbiyesizlik, bu kötülük için üzülmüşüz. Biz 2 kat üzülmüşüz. Şimdi Özgecan başka bir olayda olmuş olsa yine ona, kendi ailemiz gibi üzülmüş olacaktık.